Gel yoldaşım gel. Bir güneşe bir gölgeye ha kızım. Selamun aleyküm. Arkadaşlar yeni bir günden hepinize merhaba. Güneş vuruyor ha. Şöyle durayım azıcık. Şimdi burası güzel bir kamp yeriydi. Uyandık abi, saat 9'u geçmiş. Sabah da uyandım ama nemliydi ortalık. Yat dedim, boş ver seyyah, yat. Abi nasıl bir yerdeyiz? Böyle bir fidanlıktayız. Bir ince büyümüş fidanlar. Hafif kozalak vermeye başlamışlar. Ama güneş tepeye dikeldikçe biz gölgesiz kalıyoruz. Ve yanmaya başlıyoruz abi. Şimdi karnım aç, kahvaltı yapmadım. Tüpümüz yok. Yemek yapamıyoruz. İstediğimiz anda, istediğimiz her yerde yemek yapamıyoruz. Ateş yakmamız lazım. Ateş için uygun yerlerde tabii ki. Odun olan bir, ne bileyim, uygun bir yerlerde yakmamız lazım. Burada bir ateş yaksam dedim. Önce çimsiz toprak bir alan bulmak veya kazmak gerekecek. Ateş için uygun bir yer. Taş yok. Uzaktan taş toplayacağız, getireceğiz. Ocak yapacağız, yakacağız. Menemen, makarna, çorba, herhangi bir şey yapacağız. Yiyeceğiz, içeceğiz. Üstünde çay demleyeceğiz. Onu da içeceğiz. Saat olacak öğlen 1-2. O zaman bir gece daha kalacağız. Ertesi gün yine aynı. Ya da hemen toparlanıp gideceğiz. Domates ekmek atıştırıp 5-6 kilometre ilerideki şeye, ne o? Mesire yeri var, oraya gideceğiz. Orada ateş yakabilir miyiz? O da meçhul. Şu an düşünüyorum abi. Fazla da düşünmeyeceğim. Burada güneşin alnında biraz sonra bu gölgede kaybolacak. Bir gün geçirilmez. Ben toparlanayım en iyisi. Bakalım yolda daha güzel bir yer bulursak ateş yapar, yemek yeriz. Biz en iyisi burada hemen atıştıralım, yola düşelim. İnekler Mera'da maç yapıyor top sahasında dostlar. Buraya da suyu vermişler. Burası fena değil, güzeldi ama ne dersen de işte artık. Toplandık gidiyoruz. Saatte bayağı oldu. 10 olmuştur. 10.30 olmuş. Şeyi aradım. Ardahan Belediyesi'ni aradım şimdiden. Bakalım cevap verirlerse döneceğiz dediler. Şimdi orada fidan bulamazsak diye belediyeyle yapsak daha güzel olur. Olursa da olmazsa da artık. Şuradan kestirimden direkt tepeye yola çıkıyor ama vallahi yokuşu sabah sabah gözüm yemedi ya. Yoldan ince ince kıvrıla kıvrıla çıkarız. Yokuştan çıktık düze, böyle sardık Ardahan yoluna dostlar. Ardahan'a. Bu böcek neymiş böyle? Mor kanatlı bir böcek, elleme. Ardahan'a 55-60 kilometre var. Susuz şelalesine de 3 kilometre, belki biraz fazla kaldı. O şelalenin orada mesire yeri var. Orayı beğenirsem, imkanları hoşuma giderse hiç yürümem, bugün kalırım. Yemek de yemedim. Sırtımda taşıdığım domates ekmek abi bayatladı ya. Menemen yapamadık. Son tüpün içindeki son gazla onları eriteyim öğlen yemeği niyetine. Ondan sonra artık yine ilk sistem, gaz tüpü bulana kadar köylerden ekmek isteriz. Ekmek, domates, peynir falan. Bu 55 kilometreyi
öyle atarız diyorum. Varırız Ardahan'a. Hadi bakalım. Şelalede görüşürüz. Şöyle yoldan bir yol dönüyor hemen. Yolun altında çukurda. Susuz Şelalesi mesire yeri. Bu yol da herhalde şeye kadar gidiyor, şelaleye kadar. Bir yakından bakalım. Abi şöyle lavaboları mescidi var. Tepede de polis noktası var. Oradan yaya da iniliyormuş. O da arabayla mı? Yok. Yaya girişi. Burası da araç girişi galiba. Kamelyalar var. Yeni ekilmiş, büyümekte olan söğüt ağaçları var. Kamelyalar geniş, güzel. Yağmurdan korur. Küçükleri de var. Ve şöyle şurada bir mekan gibi bir yer var. Ama kimse yok gibi. Eğer şöyle bir restoran gibi bir şey olsaydı iyi olurmuş. Gelen giden de var. Bugün cuma. Bir de hafta sonu olsa burası kalabalık olur bayağı. Bir bakalım bakalım. Şelale de karşıda. Şimdi yakından göstereyim. Susuz Şelalesi burası dostlar. Güzel yüksek bir şelaleymiş. Ve şöyle güzel dere içi meralar. Karşılarda fundalık ormanlar. Şelalesinden de geçiyorsa iyi olur. Şimdi aşağı kameraların olduğu yere bir ineceğim. Karar vermedim. Duruma göre saat öğlene geldi. Belki aynen saat 12. Yoldaş en azından burada karnını doyurur. Şöyle en köşedeki kamelyaya geldik dostlar. Kargaya bak ya. Git ulan. Nazar boncuğu gibi göz var maşallah. Gel, gel. Ne istiyorsun? Bende bir şey yoktur. Gel. Sen güzel kargaya benziyorsun. Gel. Şimdi abi burada kalınır ama telefon çekmiyor. Onu geçtim. O önemli değil. Aslında yatasım var. Böyle iki gün dinlenesim var burada ama elektrik yok. Lavaboların elektrikleri bağlanmamış. Mescit var. Hiç çadır kurmaya gerek bile yok. Mescitte kalınabilir. Elektrik olay da iyiydi. Daha hat bağlanmamış. Tepedeki binada var mı bilmiyorum. Zannetmiyorum. Oraya gelse buraya da gelirdi. Herhangi bir elektrik tesisatı, direkt termal bir şey yok. Ve gelmişken öğleni burada geçireyim dedim. Etraftan kartonlar topladım. Yanmış odunlar topladım mangal kömürü niyetine. Taşları dizdim kenara. Üstüne de şurada bir atık tel buldum. Velhasıl ocağımızı yaptık reis. Şimdi bunu yakacağım. Yakmadan önce melemen malzemesini doğrayayım, hazırlayayım. Ateş geçmeden hazır olsun. Biberimiz var. Soğan, domates, yumurta kırılmadıysa bunlar ağırlık yapıyor abi. Bir daha pişiremeyiz. Tüpün içinde bir çaylık gaz var. Ve bunu açtığım zaman direkt kaçıyor. Sibop bozuk. Yemek yapmaya yetmez. Biz hemen şimdi burada öğleni geçirelim. Yoldaş da sağda solda kemik yiyor. O da kemikleri bitirsin. Bak gitti oraya gölgeye yattı tuvaletin oraya. Velhasıl az sonra ateş başında görüşürüz. Aylar sonra ilk defa közde çay, közde melemen yapıyoruz dostlar. Ocağımız güzel oldu. Mangal kömürleri, yanmış odunlar yani. İşe yaradı. Fazla bir uğraşmadık. Çayımız da olsun. Karnımız doysun. Sonra bakak görek gidek mi galak mı bakacağız. Yoldaş da kemikleri yedi yedi yattı. Değil mi kız? He? Yoldaş göz mü kırpank sen bana? Yorgun yoldaş.
Abi acılı menemenimiz efsane. İçeride erzaksız ne yaparız? Ya nasip. Ya hadi bakalım. Oy 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 oy. Abi melemenin üzerine közde çayımız efsane. Rengi, tadı, dokusu her şeyi güzel be Hakan be. Şimdi melemeni yedim. Hepsini bitiremedim. Biraz sonra ısıtıp bir daha yerim acıkınca. Ağırlık çöktü abi. Çayı da içtim. Gidesim gelmemeye başladı. Bilemiyorum yani. Az sonra belli olur ya. Bir yiyelim içelim bakalım. Dinlenelim. Saatimizde biri çeyrek geçiyor. Burada çadır kurmadan mescitte yatıp sabah erkenden daha fazla yol alabilirim. Falan filan. Şelaleden ayrılıyoruz abi. Saat 2.30 falan. Burası çöp içinde. Ve telefon çekmiyor. Biraz şarjımız da yok. Yol alalım, bir köy falan denk getirelim. Size şuradan şelaleyi son kez gösterip yola çıkacağım. Şelaleye bir de buradan bakalım dostlar. Oo, millet şelalenin üst kısmında, derenin oraya pikniğe gelmişler. Aynen, arabayı buraya bırakmış gitmişler. Aşağılar ne güzel, şu karşıdaki tümsekteki o yeşil alan. Şimdi bu dere boyunca gideceğiz. Su almadım yanıma, bir şişe az bir şey aldım. Az ileride İncili Pınar mı ne? Köyün orada bir çeşme varmış. Saatte 2.30-3. Beğenirsem oraya çadır kurabilirim. Ya da suyumuzu alır devam ederiz. Kıvrım kıvrım akan dere eşliğinde yola devam ediyoruz. Rampa çıktık. Hala da çıkmaktayız. Şu çeşme dedikleri yere az kaldı herhalde. Bir orada mola verelim. Derenin altında güzel bir ağaç, söğüt ağacı ve altında yeşillik ve akan su muhteşem görünüyor. İnip kamp atası geliyor insanın ha. Ve aşağıda bir arıcı var. Yıkıkta bir ev var. Yaklaşık 2 kilometre kaldı ve telefon da artık çekiyor. Vericilerin dibindeyiz. Çeşmeye geldik abi. Yolun solu hemen. Bir tane de araba durmuş orada. Karşıda da bir köy var. Uzakta ama içeride. Çeşmede mola vereceğiz. Ama buralar çok yol kenarı. Kamp atılacak bir yere benzemiyor. Neyse, bir bakalım. Aha köpek var, yandık, kangalandı. Oğlum. Sakinsin değil mi? Sessiz geliyorsun. Kulağında tasma var, sokak köpeğisin. Şşş. Gel, gel. Gel, hayır, gel. Hadi, tamam yoldaş.
Dişiymiş. Dişiler sıkıntılı. Yoldaş dikkat et kızım. Bu hayvanın sıkıntısı var. Dayı da çeşmenin oraya işiyor ya. Şöyle bir derinden akar bir pınar. Selamun aleyküm. Su soğuk mu nasıl? Soğuk mu su? Başka ileride çeşme var mı abi? Biliyor musun buraları? Nerede var? Yok değil mi? Tamam. Süt tankerinin içindeyiz baba. Çeşmenin başında oturuyordum. Rüzgardan sesim az geliyor olabilir. Sütçü abi durdu. Nerelisin hemşerim? Muhabbet sohbet derken gel götüreyim istersen. Abi dedim köpeğim var, yoldaşım var. Dedi ki arkaya binerseniz gelin dedi. Ben de bineriz dedim. Yoldaş akıllıdır. Velhasıl süt tankerinin arkasındayız. İki tankerin arasında. Dostlar abim beni tankerlerin arasında yoldaşla güzel bir yolculuk yaptık. Taze köye kadar geldik. Bayağı kaç kilometre geldik abi? Yaklaşık 30 geldik. 30 kilometre civarında geldik. Böyle hem kahvesi bakkalı olan taze köye geldik. Belki buralara bir yere kamp atarım. Belki de biraz daha yürürüm. Abi teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olasın. Teşekkürler. Dostlar Taze Köy Camisi'ndeyiz. Neden buradayız? Şimdi bugün çeşme başında araba denk geldi. Bakmadım kilometresine ama herhalde bir 20-25 kilometre getirdi. Bakarım yazarım alta. Zaten bayağı geldik. Burada bakkal var. Camiye bir bakayım dedim çadır kurmaya uygun mu diye. Geldim namazdaymış hoca efendiyle. Genç bir kardeşimiz Trabzonlu. Sohbet ediyorduk burada. Tam yol kenarı bir cami, pek de cemaati yok. Dedim, yatsıdan sonra içeri ara bölme var şurada. Buraya yatsam olur mu? Olur olur abi dedi, sıkıntı yok dedi. Mekanım burası gece, uyku tulumuyla buradayım. Ne yiyorsun, ne içiyorsun yolda? Dedim, melemen yapıyorum, öyle yapayım, böyle yapıyorum. Dedi, bana da yap bir akşam yemeğini beraber yiyek. Tamam, olur dedim. Ateş mi yakalım? Yakalım dedim, sıkıntı yok. Nereye yakacağız? Dedi ben malzeme alıp geleyim. Burada yakarız dedi. Ben de o gelene kadar ocağı hazırladım. Burada tuğlalar buldum. Demir parçası buldum. Ocağı hazırladım. Şimdi o da geliyor. Şimdi hemen işine girişeceğiz. Bir de çay demleriz. Bu gece buradayız anlaşılan. Az sonra hemen yaparken, yerken, çay içerken yine kayda girerim. İyi denk geldi abi. Dinlenelim. Fazlasıyla mesafe kat ettik yani. Ardahan'a yavaş yavaş 25 kilometrede, 24 kilometrede Ardahan merkeze var. Yavaş yavaş varırız. Yoldaş da orada rahat. Hadi bakalım. Ateşi fazla yakmışım dostlarım. Hemen hızlı oluyor. Soğanların birazını yaktık. Can hocam da böyle saç tava varmış. Değil mi hocam? Aynen. Güzel olacak inşallah. Biz de severiz yani. Çok sık olmasa da arada sırada yapıyoruz. İnşallah böyle. Lezzetli olur. Bakalım İnşallah. Seyyah'ın menemeni nasıl olacak? Hocam. Bakalım Seyyah çayı nasıl oldu? Bizi utandıracak mı bakalım görelim. Allah'ın izniyle utandırmaz. Ben kendime demlik atarım. Aynı şekilde. Sen de mi demliği içersin? Yeterli mi?
Öyle içiyor. Nasıl olmasın yine yerine koy. Perfect. Perfect ha. Allah yarabbim. Şurada iki tane kıtlama şekerim kaldıydı, o bitsin. Kıtlama mı içersin? Yok ya. Verdiydi evet. Biri de poşetin dibinde kalmış. Evet dostlar, bugün de gün sonuna geldik. Nasibimiz böyleymiş, ya nasip dedik, çıktık yola. Sağ olsun Cihan hocamla Tazeköy Camisi'nde bugün akşam edeceğiz. Yarın ola hayrola diyelim. Yarın görüşürüz yollarda. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hocam teşekkür Hayırlı ederim. Hayırlı akşamlar cümleten herkese. Çay keyfimiz devam ediyor. Akşam namazına bir yakın. Bir hocamız var diye, bir de nüfusçumuz var. Nüfus memuru Haşim Haşimoğlu'yu ve hocam Cihan hocamla birlikte caminin bahçesinde çay keyfi yapıyoruz. Sohbetimiz de güzel. Allah'ın izniyle bu gece buradayız. Bakalım yarın yollar bizi bekler. Sağ olasın Haşim abi. Teşekkür memnun ederim. Oldum. Sağ ol. Allah razı olsun.